Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Mantık konusuna devam ediyoruz. Bu videoda neler var hocam? Biliyorsunuz daha önceden önermeleri öğrenmiştik. Şimdi bileşik önermeleri ve veya ya da ise ancak ve ancak bağlaçlarını göreceğiz. Öncelikle ve bağlacını görüyoruz arkadaşlar. Ve bağlacı iki önerme aynı anda doğru olursa cevabı doğru, diğer tüm durumlarda cevabı yanlış olan bileşik önermelerdir. Burada dikkat etmeniz gereken, işin içerisinde bir tane bile sıfır varsa sonuç ne olacak? Sıfır. Aslında gayet mantıklı. Ben bunu istiyorum ve bunu istiyorum diyorsun. Şimdi ikisini birden vermezlerse sana durum gerçekleşmiş olur mu? Hayır. Bunu ve bunu istiyorum diyorsun. Demek ki ikisini de alacaksın. Bir tanesini bile almazsan sorun var demek. Ben marketten kereviz ve greyfurt alacağım. İkisi birlikte bana lazım. Sen sağlıklı besin, ben baklavayla. Bir tanesi yoksa almam. Hatta şöyle düşünelim. Makarna yapacaksın. Su ve makarnaya ihtiyacın var. Su var, makarna var. Makarnayı yapabilirsin. Su var, makarna yok. Bir anlamı yok, makarnayı yapamazsın. Su yok ama makarna var, yine yapamazsın. Su da yok, makarna da yok. Ne yapıyorsun sen Bural burada? Bural Hoca farkı çok daha iyi bir örnek. Peki. Şimdi tek kuvvet özelliği, buradaki bağlacımız eğer V ise bazı özellikler gösterecektir. Bunların birincisi tek kuvvet özelliği. Unutmayın, P ve P daima P'yi verir. Nagihan, bunu öğrencilere söylüyoruz ama öğrenci şunu kafasında algılamıyor. P ve P, P ne demek? Evet. P'nin iki durumu var. Ya 1 olacak ya 0 olacak. Başka bir ihtimal yok. 1 ve 1 nedir? 1. 1'dir. 0 ve 0 nedir? 0. Bakın P'ye 1 verdiğinizde P ve P 1 oluyor. Yani P çıkıyor. P'ye 0 verdiğinizde P ve P yine 0. Yani P çıkıyor. Değişme özelliği ve bağlacının değişme özelliği vardır. Makarna lazım ve su lazım. Su lazım ve makarna lazım. İkisi de aynı manaya gelir. Q ve P diyebilirsiniz. Birleşme özelliği, makarna lazım, su lazım, bir de ateş lazım. Şimdi pişirmeyi de unuttuk, evet, orada Nagihan. Burada ve bağlacında her ikisi de aynıysa eğer şu parantezi buradan alıp diğer ikisine getirebilirsiniz. Biraz manasız gibi gelebilir size. Daha çok ispat metotlarında kullanıldığı için bu bilgilerin alınması lazım. Yani bu birleşme özelliğinde bu bağlacı buraya ne yapabiliyoruz? Parantezi taşıyabiliyoruz. Bu mantıksızlığı sayısal örnekle gösterelim. 1 ve 0 ve özür diliyorum. 1 ya da 1 ve 0 ve 1. İkisinin de bu mantığa göre aynı sonucu vermesi, evet, lazım. Eşit dedik. 1 ve 0. 0. 0 ve 1. 0. 0. 0 ve 1. 0. 1 ve 0. 0. Bakın her ikisi de bize aynı sonucu ne yaptı? Verdi. Verdi diyebiliriz. Yine bitmedi V ile ilgili özelliklerimiz. P ve P yüzü daima sıfırdır. Neden Nagihan? Bu değili. Evet. Yani mesela bu 1 ise bu 0 güzel olacak ya da 0 ise 1 olacak. O yüzden 0 olan her şey de 0'dı. Harika. P ve P'nin değiline mecburen biri diğerinin zıttı. Biri 1 ise diğeri 0. Biri 1, biri 0 olursa biz ne demiştik? Cevapları 0. Ya da biri 0 ise diğeri 1. Diğer bir ihtimal. P ve 0 daima nedir? 0'dır. Çünkü 0 var zaten. Doğru. Makarnan ya da ne bileyim suyun var ama diğeri yok. O zaman sonuç kesinlikle 0. Geliyoruz buraya. P ve 1'de. Tabii coştuk bu arada. P ve 1'de mantık şu. Lütfen dikkatli dinleyin. Genellikle Nagihan bunu öğreniyor çocuklar. Bunu da öğreniyorlar ama şunu mantıklarına yatıramıyorlar. Ona açıklayacağım. P ve 1 önermesinde, bileşik önermesinde durum P'ye bağlı. Çünkü P 1 olursa 1 ve 1'den cevap 1 çıkar. Yani su var, makarna var, ben yemeği yaparım. Ama P 0 olursa su yok, makarna var, ben yemeği yapamam. Cevap 0 çıkar. Kısacası P 0 ise cevap 0, P 1 ise cevap 1 çıkacak. Yani P neyse cevap da o çıkacak diyoruz. Malzememin biri var, diğeri de varsa yapabiliyorum. Yoksa yapamıyorum. Aynen P'ye öyle bağlı. Şimdi geliyoruz ve bağlacını biraz kullanmaya, pratikler yapacağız. Nagihan, P ve P üssü. Özür diliyorum. İlk önce parantez içerisini yapın. Sakın ha. Parantez içerisini yapmadan işlemlerde zorlanırsınız. P ve P üssü nedir? Biri 1 ise diğeri 0 olacak. 0. Mecburen birbirinin zıtları olacaklar. Biri 1 ise diğeri 0 olacak. Dolayısıyla işin içinde 0 varsa sonuç 0'dı. 1 ve 0. 0. 0.
PV 0. Zaten 0 var, 0 direkt. Ve bağlacında 0'ı gördüğünüz anda cevap 0'dır demiştik bileşik önermeler için. 0 ve zaten 0, 0. Ama hocam P'yi bilmiyoruz, hiç önemli değil. Senin bir suyun olsa, yok. Suyun olur. Yok senin şu anda. Bu yemeği yapamayacaksın sen. Devam ediyoruz. P ve P. 0, 0 ise 0, 1, 1 ise 1. O zaman P'nin kendisi çıkacak. Doğru evet, mu? Tamam. Buna geliyoruz. P ve 1. 0 ise 0, 1 ise 1. Yani burada durum neydi? P'ye bağlı yine. O zaman durum şu olmuş olmuyor mu? P ve P'nin üssü. Bakın tekrar ediyorum. P ve P, P'ye bağlıydı. Yani tek kuvvet özelliğiydi. Yine kendisi çıkacak. P ve 1'de ise, P 1 ise cevap 1'i çıkardı. 0 ise 0'ı çıkardı. O yüzden P'nin kendisiydi. Ama burada bir tane değeri var. Şimdi P ve P üssü. Buradaki sıfır. Durumun aynısı. Cevap 0 olacaktır. Geliyoruz aşağıya. İçin içerisinde 0 varsa. 0 var. Direkt 0 orası. Sonuç 0. P'ye bağlı. P'ye bağlı. O zaman P. 0 ve P. İşin içinde 0 olduğu için sonuç 0. Peki. Güzel. 0 ve 1. 0. 0'ın değeri? 1. Güzel. 1 ve 1. 1. O da 1. 1 olacaktır. Ve bağlacında durum bu. Şimdi geliyoruz bir diğer bağlacımıza veya. Bunun da mantığını açıklayacağım size. Buradan Ankara'ya gideceksin. E5 var, E6 var. Hı hı. İki seçenek. E5 de açık, E6 da açık. Ankara'ya gidebilir misin? Evet. E5 açık ama E6 kapalı. Ankara'ya özür diliyorum, gidebilir misin? Hı hı. Peki E5 kapalı ama E6 açık. Hiç fark etmez, yine giderim. E5 de kapalı, E6 da kapalı. Nasıl gideyim? Ankara'ya gidemezsin. Veya bağlacındaki durum da şu. İçlerinden bir tanesinin bile bir olması yeterli. Çünkü ne diyorum? Ahmet veya Mehmet biriniz gelin. Ahmet de gelse olur, Mehmet de gelse olur, ikisi birden gelse de olur. Ama ikisi de gelmezse sorun var demektir. Tek kuvvet özelliği veya bağlacında da geçerli. P. P veya Q değişme özelliği geçerli. Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Mehmet gelsin, Ahmet gelsin. Bir şey değişmiyor. Hı hı. Birleşme özelliği yine burada geçerli. Parantezi buradan alıp diğer tarafa taşıyabiliyorsunuz. Ha bu arada bu özelliklerin ispatını zaten ve bağlacında yaptığım için burada uzatmıyorum. Mantığını anladınız, mantığını açıkladım. Kendiniz yapabilirsiniz. Gelelim P veya P üssüne. Nagihan, bunlardan kesinlikle biri bir, diğeri sıfır. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Biri bir, biri sıfırsa, işin içerisinde bir varsa veya bir bağlacında sonuç bir olur. Hı hı. Gelelim buna. P veya bir. Burada bir olduğu için ve veya bağlacı olduğu için. P'nin sıfır ya da bir olması fark etmez. Veya olduğu için bir varsa bir. Sonuç bir. Neden? E6 açık. Evet. Ben E5'i artık önemsemiyorum. Ama geldik buraya. E6 kapalı. Hı hı. E5'e bakıyorum. Açık ya da kapalı olmasına göre sonuç değişir. Açıksa açık, kapalıysa kapalı. Çok doğru. Yani burası 1 ise sonuç 1 çıkacak, 0 ise 0 çıkacak. Burada şuna dikkat edin. Ve bağlacında baskın olan 0'dır. Lüzumsuz olan 1'dir. 0'a bağlı çünkü olay. Veya bağlacında da baskın olan 1. 0 lüzumsuz. Burada 1 var. O zaman cevap 1 çıkar. Bu 0 lüzumsuz. Bana şu lazım. Bu 1 ise cevap 1'i çıkar. 0 ise 0 çıkar. Şimdi önermelerin doğruluk değerleri. P veya P üssü. Biri 1, biri 0 olduğu için 1 çıkacak. Bu P çıkacak. P'ye bağlı. Çünkü 0 lüzumsuzdu. 1 veya P. P. Bir. Bir olacaktır veya, işin içinde. Tamam. Çünkü bak E5 açık. Evet. E6'yı önemsemiyorum. V gibi. Sus bir daha almasın. Evet, birin değili nedir Nagihan? 0. Yani E6 kapalıydı, değili açık oldu. 0 veya 0? 0. 0 veya 0? 0. Güzel. Burada biraz garip bir durum var. İkisinin de değili. Evet. Nasıl yapabiliriz bunu? Nagihan, yani biz birleşme özelliği gördük değil mi? Mesela P veya Q veya R. Bu parantezi böyle yazabiliyordun ya da parantezi böyle yazabiliyordun. Hatta parantezi hepsi aynı olduğu için hiç yazmayabilirsiniz de. O zaman burada P üssü var. Burada P var. Parantezi hiç yazmıyorum ben. Tamam. P veya P üssü veya Q üssü. Doğru mu? Hı hı. P ve bakın unutmayın. Bu işlemi yapabilmeniz için üçünün de veya olması gerekiyor. Üçü de V olsaydı gene yapabilirdim. Ama bir kısmı V, bir kısmı veya olursa yapamazsınız. Dağılma özelliği devreye girecek, göreceğiz. P veya P üssü.
Biri 1 ise diğeri 0 olacak. 1. 1. Şimdi veya bağlacında geride nelerin kaldığı önemli değil. Burada bir tane 1 varsa sonuç ne çıkacaktır? 1 çıkacak. O zaman burası 1 oluyor. Geldik buraya. Veya bağlacı 1 var. O zaman burası 1. Veya bağlacı 0 var. O zaman burası P'ye bağlı. Evet. Neden? Burası 1 ise 1 çıkar, 0 ise 0 çıkar demiştik. Bitmedi yalnız bu, biraz zorlayacak. 1 ve P. Şimdi V bağlacına döndük. Ha bu arada neden buradan başladım? Önce parantezlerin içi halledilirdi. Unutmayın. 1 ve P'de baskın olan 1 miydi? Hayır. V bağlacında baskın olan 0'dı. O zaman burada P'nin durumu bağlı. P'ye 0 ise sonuç 0 çıkacak. 1 ise 1 çıkacak. P. Cevap o yüzden P'dir diyoruz. Burada parantezi kaldırıp işlem yapamazdım. Neden? Neden? Biri V, biri veya olduğu evet. için. Her ikisinin de aynı olması gerekiyor demiştik. Neden öyle? Karışır mı durumlar? Toplama ve çarpmanın aynı anda olduğunu düşün. Tamam. Mesela şöyle düşün. 2 artı 3 çarpı 3 artı 5. Evet. Parantezi kaldırabilir misin burada? Kaldıramazsın. Parantezi kaldırdığında şu 3 ile 3'ü çarpman gerekir. Aynen, öyle aynen. değil mi? Bu da aynı mantıkta işte. V ile veya arasında bir... Ha, ama hepsi çarpma olsaydı 2 çarpı 3, 3 çarpı 5. Hepsi paranteze gerek yoktu. Hepsi veya olacak. Evet. O zaman kaldırabiliyorum. Sıfırın değeri 1. 1 veya 1. 1. Peki. 1'in değeri 0. Ve 1, 0. Aslına bakarsan 1'in değeri 0 mıdır? V bağlacı mı var? Devamına direkt gerek 0. yok. Direkt 0. Evet. Şimdi dağılma özelliği. Az önce bahsettiğimiz mantık. Şöyle bir alttan kağıt alalım Nagihan Hanım teyze. Nagihan, çarpmada şu özelliği kullanıyoruz değil mi? 3 artı 2. 4 kere 3, 12. 4 kere 2, 8. Doğru mu? Evet. Şimdi çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği vardır ama toplamanın çarpma üzerine dağılma özelliği olur mu? Öyle bir şey yok. Yok. Burada V'nin veya V'nin V üzerine her ikisinin de dağılma özellikleri var. İşimizi kolaylaştırıyor. Bakın burada şunu yaparsak P ve Q mu? P ve Q. Hemen parantez içerisine alın, karışmasın. Şimdi veya P ve R. P ve R. Çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğine dikkat edin. Orada da buna benzer şeyler yapıyorsunuz zaten. Farklı bir şey yok. Peki devam ediyoruz. Bu sefer soldan dağılma özelliği. Ancak şunu da unutmayın. V bağlacının değişme özelliği vardı. Ben R'yi baş tarafa alıp öyle de dağıtabilirim. Ama önemli değil, bunu da öğretelim. İlk önce R ve P. Hatta solda P olduğu için öyle yazalım istersen. Sonra veya, güzel. Yine P'yi başa alırsak. Yok, P, Q. Pardon, Q ve R. R olacaktır. Gelelim buraya. V'nin V üzerine bu sefer. Çarpmanın toplamaya var, toplamanın çarpmaya yok demiştik. Ancak burada veya da V'de de aynı dağılma özelliği kullanılabiliyor. P veya Q. V. Sonra şunu yazarsınız. P veya R. Harikasın. Ben de harikayım. Devam edelim buradan. Bu sefer R'yi dağıtıyorum. Önce P'yi yazalım. P veya R. Güzel. V, Q veya R. Evet. İlk etapta biraz kafanız karışabilir ama mantığını anladıktan sonra hiçbir sorun yok. De Morgan denilen bir adam var. Bunu ileride kümelerde de göreceksiniz. De Morgan değiliyle ilgili bazı işlemler yapmış. Mesela biz P'nin değilinin yine kendisi olduğunu biliyoruz değil mi? Ama P'nin değili P üssüdür. Q'nun değili Q üssüdür. Bunu da biliyoruz. Veya'nın değili, V'nin değili diye bir şey kullandık mı şimdiye kadar? Hayır. Veya'nın değili tam olarak V değil aslında. Ya da V'nin değili tam olarak veya de. V değil. Ama burada eğer P ve Q ifadesinin tamamının değilini alıyorsa De Morgan der ki P üssü P'nin değili. V'nin değili V'ymiş gibi düşünün. Q'nun değili de Q üssü. Böyle bir işlem yapabilirsiniz. Böylelikle parantezden ne yaptınız? Kurtuldunuz. Mesela burada da P üssü V Q üssü. Var mı sıkıntı? Yani değilini alırken der ki De Morgan V ise V'ya, V'ya ise V'ye çevir. Mantığını düşünüyorum da P ve Q. V'de burada... ikisi de 1 olunca 1. Diğer durumlarda bir tanesi 0 ise 0 oluyordu. Sayısal bu değerler durumdan... vererek bakabilirsin. Kümelerde kesişim ve birleşimde De Morgan'ı uygularken daha net anlaşılıyor. O yüzden orada anlatacağım. Çünkü mantık konusu biraz zaten karışık bir konu. Fazla somuta, soyuta girersek çocukların devreler yanacak. Çözünce P'ler, Q'ler, V'ler gidiyor. Peki. Şimdi gayet basit bir soru. Ancak şöyle yapacağım ben. Biliyorsunuz çoğumuz sağdan dağıtırken zorlanırız. Veya bağlacının değişme özelliği var. İlk önce Q üstünü başa alıyorum. Ve şöyle P
ve Q diye yazıyorum. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi burada dağılma özelliği uygulayacağım. Q üstü veya P ve Q üstü veya veya Q. Şimdi burada bir işlem yapamam henüz. Ancak şurayı biliyorum. Q üstü veya Q. Veya bağlacı var. 1'i 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 0 olacak. 1. Peki devam ediyorum. 1 ve ıvır zıvır. Ve bağlacında baskın olan hangisiydi? Baskın olan 0'dı. Burası 0'sa 0. 0'sa sonuç 0 olacak. Yani bu baskın mı? Hayır. Bu değil. Burası baskın o zaman. Belirleyici. Cevap Q üstü veya P olarak kalacaktır. Daha ileriye götüremeyeceksiniz. Ama cevap şıkları varsa şuna dikkat edin. P veya Q üssü diye de gelebilir. Gelelim buraya. Burada işlemi yapmadan önce dağılma özelliği yapamazsın zaten. Özür diliyorum. Onu söyleyelim. Değili var. Değili var. Dışında. Yine bir şey daha anlatacağım. Aynı şunun gibi arkadaşlar. Şuradan boş bir kağıt alalım. Hani 3 çarpı 2 artı 4'ün karesi dediğimizde direkt dağılma özelliği yapabiliriz. Hayır. Önce karesini almanız gerekiyor. Buradaki mantık da aynı. O zaman değilini alalım. P veya Q üssünün değili. Q ve veya'ya dönüşür P üssü. Sorun var mı? Yok. Şimdi ise dağılma özelliğine gerek yok. Bakın gerek yok diyorum. Sakın A yapmayın demiyorum. Burada çünkü dağılma özelliği yapsanız bile sonuç değişmeyecek. Sadece uzatacak olacaksınız. Uzatmış olacaksınız. Hocam nasıl değişmez? Tek kuvvet özelliği çünkü. Sen iki tane P yazsan bile onlar zamanı gelince tek P'ye dönüşecek. O zaman şöyle yapalım. P veya Q veya P üssü diyelim. Parantezi kaldırdık. Çok doğru. Şimdi değişme özelliği. Çünkü P ile P üssü yan yana gelmeli. P veya P üssü veya Q. P veya P üssü 1'dir. Harika. 1 veya Q. 1. 1. Sonuçta 1 belirleyici olur. Çok doğru. Burada baskın olan 1'dir veya bağlacı olduğu için cevap 1 çıkar. Burada veya bağlacı var ve 0 var. Sen baskın değilsin o zaman. Bu mu sonuç? Evet. Q üssü. Üzerinde üssü var. Ve burada bir ve bağlacı var. Baskın olan bu mu? Hı hı. P üssü var. Hocam değilini dağıtmamız gerekmiyor muydu önce? Hiç gerek fark etmez. Yapsanız da bu sonucu bulacaksınız. Peki Q üssünün üssü nedir? Q. Ve P üssü aradığımız sonuç. Umuyoruz ki anlaşılmıştır. Zor kavramlar değil. Sadece birazcık dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ya da bağlacına geliyoruz. Veya ile ya da birbirine çok benziyor gibi değil mi? Evet. Oğlum Ahmet gelsin veya Mehmet gelsin dediğimizde Ahmet gelebilirdi, Mehmet gelebilirdi, her ikisi birden de gelebilirdi. Hı hı. Ama ya da bağlacı buna izin vermiyor. Ya da bağlacı diyor ki Ahmet gelsin ya da Mehmet gelsin. Niye? Tek kişilik yer var. O ya da bu. Evet. İkisinden biri. İkisinden biri. İkisi bir anda olmaz. O yüzden ya da bağlacında bir ya da bir sıfırdır. Hem Ahmet geldi hem Mehmet geldi. Kabul eder miyiz? Olmaz. Hayır. Bir ya da sıfır kabul. Bir. Sıfır ya da bir kabul. Sıfır ya da sıfır kabul değil gene. Çünkü ikisinden biri gelsin diyorum ben. Evet. Tek kişiye ihtiyacım var gibi ikisinden birinin gelmesi gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü tek kişilik yer var burada. Peki. Ya da yine değişme özelliği vardır. Q veya P. Ya da yine birleşme özelliği vardır. Şu parantez şuradan gider. Buraya gelir. Peki. Ya da P ya da P üssü 1'dir. Neden? 1'i 1, 1'i 0 olacaktır. Olacak. Ya da tam bir. Tersi her halükarda 1. P ya da 1. Ya da hangisi baskın olur? 0 da baskın olamaz, 1 de baskın olamaz arkadaşlar. Burada önemli olan sizin düşünmeniz. Bakın mantık olarak. Burası 0'sa. 0 yani bir... aslında şey akılda kalıcı. İkisi de aynı olduğu zaman sonuç 0 oluyor. Doğru. İkisi de farklıysa farklı. Ama çıksın. Burada gene mantığı bizim yazmamız lazım. 0 ve 1'i ayrı ayrı düşünüp söylememiz lazım. Hı-hı. Dikkatlice izliyorsunuz. Nagihan, bu 0 olursa sonuç ne çıkar? 0 ya da 1, 1. 1 çıkar. Bu 1 olursa 0. Sonuç ne çıkar? 0. Bak 0 verdiğinde değili çıktı. 1 verdiğinde gene Hı-hı. değili çıktı. O zaman olay şu. P'ye ne veriyorsanız cevap değili çıkacak. Burası 1 iken. Öyle değil mi? P'ye ne veriyorsanız cevap değili çıktığına göre P ya da 1 P üssüdür. Hemen altına geliyorum. P ya da 0'da. Buraya 0 ver. İkisi de olmaz. 0. 0. Buraya 1 ver. 1.
1. Dikkat et, P'ye ne verdiysen bu sefer aynısı o çıktı. Geldi. Anladınız mı? Hani 0 ya da 1 baskın diyemiyoruz burada, kafanız karışmasın diye. Mantığını düşünmek lazım. Evet, biraz. Bu mantığı kafanıza yatırın. 0 verdiğimde 0, 1 verdiğimde 1 çıkıyorsa P neyse cevap da o diyeceksiniz. Burada tek kuvvet özelliğine baktığımızda P önermesini, özür diliyorum, ya da bağlacında tek kuvvet özelliği yoktur. İkisi de aynı olunca 0 geliyor. Evet, cevap 0. Çünkü ben ikisini istiyor değilim. Bir kişilik yer var. İkisini birden istemiyor da değilim gibi bir durum. Nasıl bir cümle var? Değişik oldu. Peki, aşağıdaki önermelerin varsa doğruluk değerlerini bulunuz ya da en sade halini yazınız. Vadia 0. İkisini aynı anda istemiyorum. İstemiyoruz. 0 ya da 0. 0. Yine 0. 0 ya da 1. 1. 1. Sıfırın değili? Bir. Olmadı, bir. Sıfır. Sıfır ve bir? Sıfır ve bir, sıfır. Sıfır. Yanıyor devrede. Evet, düşünmem lazım. Burayı dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Ben size birleşme özelliğini göstermiştim. Evet. O zaman şu parantezi kaldırıyorum. Tamam. Şöyle yazıyorum. Ya da vada. P ya da P üstü. Biri sıfır, biri sıfırken biri bir, o zaman bir. Bir, doğru. Birbirinin zıttı olacaklar ve ya da bunu kabul ediyordu zaten, bir. Ama bir ile bir oldu, bir olmaz sıfır. Güzel. İkisi aynı olunca sıfır. Bir ya da bir olduğu takdirde sıfır olacaktır. Hemen aşağıya geçiyorum. Bir kere ben ya da dağılma özelliği falan göstermedim. Öyle bir şey yapmayacağız. Parantez içerisi. P veya P üstü. Bir veya sıfır. Bir. Bir. Arkadaşlar, ben biraz gittim. Bağlaç sayısı arttıkça kafa karışacak. Şimdi üçüncü bağlacımızdayız. Ve, veya, ya da, ise ve ancak ve ancak göreceğiz. Bunlar da kafayı birazcık zorlayacak. Her seferinde o yüzden size somutlaştırıcı örnekler veriyorum ya da. İşte o gelsin, bu gelsin gibi. Bu somutlaştırıcı örnekleri kesinlikle unutmayın. Tıkandığınız yerlerde bunları düşüneceksiniz. İkincisi, dikkat ederseniz bunları ezberden gitmenizi istemiyorum. Her seferinde düşündürüyorum. 1 versem 1 veya 0 1 olacak. 0 versem 0 veya 1 gene 1 olacak. 1 veya 0. Ben hep mantığını düşünüyorum. 1 veya 0. Yani ya o ya ikisinden biri oluyor. 1 veya 0 o zaman. E5, E6'yı getirin. Bir tanesi aynen, çalışıyor. Aynen, yol örneğindeki gibi. Burada ise V bağlacı var. 1 ve 0. Sıfırdı. Çünkü V bağlacında her ikisinin birden olması gerekiyor. 1 ya da 0, 1. Tabii tecrübe kazandıkça hızlı gidiyorsunuz. Aman hızlı gitmeyin hocam. P ya da 1. Hemen bir düşünelim. Bu 1 olursa 1 ya da 1? 0. 0 olursa 1. 1 çıkıyordu. Değili. O zaman şöyle yapalım Nagihan. P ya da 1? P, P üstü. Üstü. Veya Q ya da Q üstü? Biri diğerinin zıttı bir olacak üstü. Daima. O zaman 1. Hayır. 1, özür diliyorum. Özür diliyorum. 1 veya P üstü baskın olan 1'dir. Bir. Tamam. P ve, özür diliyorum, P ya da ya P. Da P. 0, 0, 1, 1. İkisi de 0. Çok güzel. P ya da 0? P 0 sa 0 gelecek, 1 ise 1 gelecek. O aynısı P. P'nin kendisi 0 ve P. Sonuç 0. Yine dikkat etmeniz gereken burada V bağlacı olduğu için zaten 0'ı buldunuz mu? Diğerini o kadar da bulmanıza gerek yok. Yine cevabı 0 diyebilirsiniz. Ve geliyoruz ise bağlacı koşullu önerme. Çok klasik örneklerimiz vardır. Hava yağmurlu ise yerler ıslaktır gibi. İse bağlacı bu gerçekleşiyor ise bu olacak gibi bir mantığı var. İse bağlacının 0 olduğu tek bir durum var. 1 ise 0, 0'dır. Diğer tüm durumlar 1'dir. Çünkü burada bir tölere durumu vardır. Mesela hava yağmurlu ise yerler ıslaktır. Doğru bir önerme mi? Hı hı. Hava yağmurluyken yerler kuru olabilir mi? Hava yağmurlu, yerler kuru. Olamaz. Olamaz. Peki hava yağmursuz ama yerler ıslak olabilir mi? Hava yağmurlu, yandı beynime. O zaman sen burada nadasa kal. Hava yağmurlu ama yerler ıslak olabilir. Belki de birisi yerleri yıkadı. Mesela. Mümkündür. Hava yağmurlu değil, yerler de ıslak değil. Hava yağmur yağmıyorsa yerler ıslak çok değildir. Doğru. Bu da olabilir. Ama dikkat edin, bunun oluşması imkansız. Hava yağmurlu ise yerler Islanmaz kuru olamaz. Kanda. Çok doğru. Ama diğerleri olabiliyor, tölere edilebiliyor. Hava yağmursuz ama yerler ıslak. Pazarcı geldi yıkadı. Bunlar mümkün. Ama şu imkansız. O yüzden koşullu önermede sadece bu sıfırdır. Diğerleri nedir? Birdir. Biz şöyle akılda tutuyoruz. Doğru size yanlışa götürmez. Eğer öyle bir şey söylüyorlarsa hemen kaçın oradan. Dermişim.
Bu arada koşu ve önermeyi veya'ya çevirebiliyoruz. Veya'ya çevirdiğimiz için de dağılma özelliği vesaire gibi şeyler gerektiren durumlarda çok rahat işlem yapıyoruz. Şimdi bunda bir de şeye dikkatimi çekti. 1-0, 0-0, 1-1. Yer değiştirdiğinde sonuç değişiyor. Değişme özelliği yoktur. Evet. Burada değişme özelliği yok. Burada birazdan vereceğiz zaten. Saydığımız özellikler dışında başka özellik yok. Dikkat edersen mesela ya da da dağılma özelliği göstermedik. Dağılma özelliği ve veya üzerine. Peki P ise Q. P üssü veya Q olarak çevrilebiliyor. Nasıl? P ise Q, P üssü veya Q'ya denktir. Mesela hava yağmurlu ise yerler ıslak. Doğru mu? Hı hı. Doğruluk değeri ne bunun? Bir. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor veya yerler ıslak. Yağmur yağmıyor. Veya... Yani yerler kuru demektir yağmurun yağmaması. Veya yerler ıslak. Evet, o İkisi da... birbirini tamamlayan şeyler. Aynen. Yani bu doğruysa bu da doğru çıkacak. Detaylarını ileride göreceğiz. Şimdi bu arada neden bu kadar detay iniyorum sizlerde? Mesela üniversite hazırlık öğrencilerine bu kadar detay anlatmıyorum. Ama öğretmenleriniz yazılılarda cümlesel ifadeler sorabilir. Dikkat edeceksiniz. P ise P. P. Bir olur. Bir, bir de bir. Sıfır, sıfır da bir. O zaman bu doğru. P ise P daima birdir. P ise sıfır. Şimdi... İkincinin sıfır olduğu iki tane durum vardı. Birincisi birken bire sıfırı sıfırdı, sıfıra sıfır birdi. O zaman bunun tersi çıktı, farkında mısın? Evet. O yüzden P ise sıfır, P üstüne denk değildir. Ya MEP kitabında bunlar veriliyor da ezberlenmeli mi yoksa her seferinde düşünülmeli mi siz karar verin. Bir ise sıfır nedir? Bir sıfırdır. Ise sıfır, sıfır. Sıfır ise sıfır, birdir. Bir. Bakın buraya bir verdiğinizde sıfır, sıfır verdiğinizde bir çıkıyor. P üssü. P ise bir. Her daim bir. Çünkü sadece ikincinin sıfır olduğu durumda. Bir ise P, işte bu P'ye bağlı. P'ye sıfır verirsen bir ise sıfır, sıfır çıkar. P'ye bir verirsen bir ise bir, bir çıkar. Sıfır ise P, yine her halükarda bir. Çünkü sıfır ise sıfır olsa bile bir çıkıyor. Sıfır ise bir olsa da bir çıkıyor. Peki P0 Q1 olmak üzere aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. P0 ise P üssü 1'dir. Q1 1. 1 iken 1. Peki P üssüne bakacağım ilk önce. P üssü 1. Direkt 1 yazdım. Neden? Evet, ikincisi 1 olunca. Ya bunun ne çıktığı önemli değil. Burası 1 çıkacağı için burası 1 ya P üssü. Bilmem ne 1 daima neydi? 1 de hatta bakın şurada vermiştik bunu özelliği. Birincinin ne olduğu önemli değil. İkincisi 1 ise cevap 1 çıkar. Ama isterseniz yine de yapalım. Bu 0 bu 1 mi? 0'a 1 bir, 1'dir. 1'in diğeri 0'dır. 0 ise 1 yine 1'dir. Geldik buraya. P 0 ve cevap 0'dır. Neden? Ve. Ve bağlacı var. MEB'in kitabında da hep böyle bakıyorsun. Aslında hemen çıkıyor cevabı. Ama diğerlerini yazılılarda öğretmeniz isteyecektir. Peki bu durumda şöyle yapacağız. Hazır mısınız? 0 ve P üssü. 1 ise Q. 1 üssü. 0 ve 1 ise 1? 1. 1'dir. 1'in değeri 0'dır. Sıfır. Ha, yani yandı benim. Evet, ben burada iseden sonra koptum. Sen yazı çalışması yap yanda. Peki bu önermelerin en sade halini istiyor. P ise 1. 1'dir. İse bağlacında burada 1 varsa cevap 1. P veya 1 veya bağlacında 1 baskındır. Bir. Eğer varsa işlemin içerisinde cevap kesinlikle 1 çıkar. P ise üstte P'nin değili ise. Çok zor. Biraz zor, evet. Yapamayız bunu. Dağılma, isenin dağılma özelliğini söylemedik. Ama ne söylemiştik? P ise Q, hatırlayın neye denkti? P üssü veya Q'ya denkti. Evet. Yani birincinin değili veya ikinci. O zaman bu. Birincinin değili veya ikinci. Hop. Ve Q üssü mü var burada? Hı hı. Bitti. Artık dağılma özelliği I can do it that. Bu arada yine ben soldan dağıtmayı sevdiğim için şöyle yapacağım. Hadi dağıtak. P pardon. Q üssü veya P ve Q hayır üstü. veya der. O beni kandırdı. Q üssü ve P tamam. Q üssü ve Q tamam. Ve Q. Doğru mu? Şimdi Q üssü ve Q'da durum nedir? Q üssü ve Q. Düşün. 1 ve 0. 0 ve 1.
İkisi birden yok, sıfır. Sıfır. Neden? Geç Veba geliyor ama geliyor. Veba avucunda sıfır daha baskındı. Bunlardan biri bir olursa diğeri sıfır olacak. Cevap sıfır. Sıfır veya. Sıfır baskın mı burada? Değil yani. Hayır değil. Sıfır veya. Evet. Birisi. Dur. Bekle. Veya bağlacında sıfır baskın değildir. O zaman bu gider. Bunu görmezden gelirim ve bu çıkar. Hatırlayın. P veya sıfır neydi? P'di değil mi? Hı hı. P'ye bağlı. P'ye burada bağlı. Da o zaman Q üssü ve P aradığımız sonuç olacaktır. Geçiyorum. Geçebilirsin hala. P, Q ve R'nin doğruluk değerlerini bulması. En sevdiğim örneklerden bir tanesi. Teker teker hepsini bulmamız lazım. P ise, R ise ve Q üssü denktir 1 demiş. Nagihan burada ne bağlacı var? Ve bağlacında arkadaşlar tek bir durumda cevap 1 çıkardı. Bir. Her ikisi de 1 olursa. O zaman Q üssü 1 ise Q 0'dır. Bunu bulduk. Geliyoruz buna. Değili 1 ise kendisi 0. Çok güzel. Bu ifadenin değili 1 ise kendisi 0 olmak zorunda. P ise R 0 ise. Burada biraz kopya çekmem lazım. Hatırlayın 0 olduğu tek bir durum vardı. 1'e 0. Evet, 1'e doğru 0. Bizi yanlışa götürmezdi. O zaman P 1, R 0, Q 0. Çok iyi. Sen yanında ezberle. Tamam. Şimdi koşullu önerme ise bağlacının diğer bir adı koşullu önermedir. Bazen ikisini de kullanıyorum kusura bakmayın. Koşullu önermenin özel bir durumu vardır. V için veya için ya da için bunu kullanmayız. Ancak koşullu önermede kullandığımız bir ifade var. Karşıtı, tersi ve karşıt tersi. Nagihan. Efendim. P ise Q önermesinin karşıtı dediğimizde bu P ve Q'yu yer değiştireceksin demektir. Yani Q ise P. Tersi dediğimizde P'nin de Q'nun da değillerini alacaksın. Tamam. Karşıt tersi ise hem karşıtı hem tersi olacağı için Q üssü ise P üssü olacaktır. Burada bir sıkıntı var yok mı? Burada ek bir bilgi verelim size. Öğretmenleriniz bunu isteyebilir. P ise Q önermesi denktir. Q üssü ise P üssüne. Ya üssüne. Yani her bileşik önerme, iseli bileşik önerme karşıt tersine denktir. Ama diğerlerine denk olacak diye bir durum yok. Şurada koptum biraz hocam. Karşıt tersine denktir. Şimdi açıklayacağım. Tamam. Ezberlemek zor çünkü. P ise Q denktir. Q. Hmm, bak, tamam. 3 tanesi var. Buna denk değil. Buna denk değil ama buna her halükarda denk çıkacak. Hava yağmurlu ise yerler ıslaktır. Doğru mu? Bunu doğru kabul evet ederim. Peki Nagihan dikkat edin. Hava yağmurlu, yerler ıslak. Yerler ıslak ise hava yağmurlu. Hayır, başka alternatiflerimiz var demiştik. Hı-hı. Ne demiştik? Mesela, yerler ıslak ama hava yağmurlu olmayabilir. Pazarcı yıkamıştır. Kesin doğru diyemeyiz. Peki hava yağmursuz değil. Yerler de ıslak değil. Islak değil. Doğru. Hava yağmurlu değilse yerler ıslak olmaz mı kesinlikle? Islak değil değil mi doğru ama bu? Islak değil. Doğru mu? Pazarcı yıkamış olabilir. Ha, ıslak olabilir. O ihtimal bakın var. Çok dikkat. Hava yağmurlu evet değilse yerler ıslak değildir. Olabilir. Hayır, yanlış. Pazarcı yıkadı. Bu da yanlış. Ama şuna dikkat edin şimdi. Yerler ıslak değilse hava yağmurlu değildir. Çünkü bak yerler ıslak değil. Yağmur yağıyor olabilir mi? Hayır. Olamaz. Dolayısıyla bu da doğru oluyor. Yerler ıslak değilse hava yağmurlu değil. Yağmur yağmıyor. Düşün bakalım. Yerler ıslak değil şu an. Kendini ortamda hisset ama düşünürken böyle teorik olarak düşünme. Kendini etrafı izliyorsun sen. Evet, yerler tersi, kupkuru. Evet, yağmur yağıyor olabilir mi? Tamam, anladım, şu an oturdum. Bir dakika, bitmedi. Okulunuzda öğretmenleriniz farklı şekillerde de isteyebilir. Lütfen biraz dikkatinizi buraya verin. P ise Q neye denkti? Hatırla lütfen. P üssü veya Q'ye. Q. Tersten de gidebilir miyiz? Mesela desem ki ben P veya R denktir. P üssü ise R. Yani birincinin değilini alırsam, çünkü bir şeyin değilini alıyorsan tekrar değilini aldığında kendisine vurur. Ama bu sefer veya'yı ise'ye çevirmiş oldum. Yani oradan oraya değil de öteki taraftan buraya gelmiş oldum. Tamam. Şimdi dikkat et. Şu ikisini yer değiştirebilir miyim? Denkliğin iki tarafını. Yok, şunu. Değiştirebilirim. Var Q veya P üssü. Hazır mısın? Değilim. Nagihan, şunu ise'ye çevirmek için ne yapmalıyım? Değilini alacağım. Çok güzel. Q üssü ise P üssü.
bu. Hmm, bu mantık da buradan geliyor. Yani bir önermenin, koşullu önermenin karşıt tersi kendisine denktir ifadesinin ispatı bu. Öğretmenleriniz sorduğunda bu ispatı hemen yapabilirsiniz. Mükemmel. P-2 önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini cümlesel olarak biz yağmur örneği vermiştik. Koray burada beni örnek vermiş. Hemen uygulayalım. P ise Q. Vural Hoca konu anlatıyorsa Vural Hoca enerjiktir. Yani Vural Hoca şu anda konu anlattığına göre Vural Hoca enerjik. Doğru mu? Hı hı. İfadeler doğru veya yanlış bununla ilgilenmiyorum şu anda. Yağmur ve su bunun için güzel bir örnekti. Hadi karşıtını söyle bana. Vural Hoca enerjikse konu anlatır. Belki gidip futbol oynarım o ayrı bir şey. Bu doğru. Yani yazdık. Hocam siz ne ders anlatıyorsunuz kesin. Vural Hoca enerjikse Vural Hoca konu anlatır. Karşıtı bu. Peki tersine bakalım. P üssü ise Q üssü. Vural Hoca konu anlatmıyorsa enerjik değildir. Evet. Bu da olur. Hı-hı. Tamam mı? Karşı ve geldik karşıt tersine. Üssü ise P üssü. Yani Vural Hoca enerjik değilse konu anlatmaz. Burada Vural Hoca konu anlatmıyorsa Vural Hoca enerjik değildir demiştik. Hı-hı. Burada ise Vural Hoca enerjik değilse konu anlatmaz. Tabii bu örneğin doğruluğunu veya yanlışlığını incelemiyorum. Yağmur su bunun için ideal bir örnekti. Bu biraz kafa karıştırıcı ama bu da doğru, onu da söyleyeyim. Kore'ye sevgiler. Evet ve geliyoruz son bağlacımıza. 5 tane bağlaç var dedik. 4 tanesini gördük. Çift yönlü koşullu önerme. İspatlardan hatırlarsın üniversitede Nagihan bunları. Evet. Ancak ve ancak bağlacı. Ancak ve ancak bağlacı bir nevi yadanın tersidir. Bu olursa ancak ve ancak bu olur. Bunu ifade ediyoruz. Bu ama tersi de geçerli. İki taraflı şey. Evet, yani her iki taraftan ikisi de sağlıyorsa cevap doğru. Aynı durumdaysa. Hı-hı. Her iki taraftan biri sağlar biri sağlamazsa cevap yanlış. Sıfır. Yadanın tam tersi. Hı-hı. Zaten. Şimdi P ise Q ancak P ancak ve ancak Q denktir Q ancak ve ancak P'ye. Yani değişme özelliği var. Dikkat ederseniz değişme özelliği olmayan bir tane bağlacımız vardı. Hangisi? İse bağlıcı. İse bağlıcı dışındakilerin hepsinde değişme çünkü özelliği mantık var. Mantık olarak da ise de işte bu varsa bu da vardır çok diyorum. Doğru. Ama burada ancak ve ancak iki taraflı koşul var. O varsa o var, o varsa o da var. Erken i̇ki taraftan bilirsen, da bakabiliyorum. Zaten ok da iki taraflı. Buna ancak ve ancak birazdan bir cümle düşüneyim. Bunun üzerine yazalım biraz, tamam, tamam mı? Peki P ancak ve ancak Q. Nasıl ki P ise Q'yu veya bağlacına çevirebiliyorduk. Ancak ve ancağı da şöyle yazabiliyoruz. P ise Q ve Q ise P. Yani her ikisi de birbirini sağlayacak. Mesela doğal sayılar için düşünelim. Az önce dediğimiz şeyin aslında ancak ve ancağın tanımı da gibi bu bir taraftan. Doğal sayılar kümesinde x eşittir 2 ise x kare eşittir 4'tür. Doğru mu? Aynı şekilde x kare 4 ise x eşittir 2 diyemez miyiz doğal deriz sayılarda? Ancak ve ancak burada çalışır. Hı hı. Doğru mu? Şimdi x eşittir 2 ise ancak ve ancak x kare eşit değildir 4 desek olmaz. O zaman bunlar ne yapar? Sıfır çıkar. Buranın mantığı da bu. Hı hı. Peki bunu kullandık. Bazen buna ihtiyaç duyacağız. Hatta daha da mı ötesi var? İseyi istersen veya'ya çevirip yine işlem yapabilirim. Hı hı. Peki P ancak ve ancak sıfır. Bu sıfırsa cevap 1 çıkar. Bu 1 ise cevap 0 çıkar. Sıfır. Demek ki burası P ise burada 0 varsa cevap değil. P üssü olur. Hı hı. Geldik. P ancak ve ancak 1. Bu 1 ise cevap 1 çıkar. 0 ise cevap 0 çıkar. Yani bir P sıfır ile aynı çıkıyor. O yüzden burası P. P. P ancak ve ancak P hiç önemli değil. Daima 1. Neden? 0, 0, 1, 1. İkisi de 1. Her ikisinde de aynıydı. P ancak ve ancak P üssü 0. Dikkat edin ya da bunların tam tersi bir durum vardı. Aşağıdaki önermelerim varsa doğruluk değerlerini bulunuz ya da en sade halini yazınız. Artık hepsini iç içine geçirmişiz. Bakın buraya. P, pardon, sıfır ancak ve ancak bir. Sıfır ancak ve ancak bir. Sıfır. Sıfır. Sen ya ikisi takıldın de bir olacak ya ikisi de sıfır olacak. Doğru. Doğru ancak ve ancak da her ikisinin, evet, de aynı olması gerekiyordu. Farklı olduğu için sıfır. Sıfırın değeri bir. Bir ya da sıfır. Bir. Çünkü ya da bağlacında ikisinden birisinin, evet, olması gerekiyordu. P ancak ve ancak 0. Bu 1 ise cevap 0 çıkar. Bu 0 ise cevap 1 çıkar. Çıkar. O zaman bu P üssüydü. Hı hı. Bu 1 ise cevap 1 çıkar. Bu 0 ise cevap 0 çıkar. O zaman cevap P'ydi. P. P üssü ve P
Sıfır. Neden? Ve bağlacında bu ikisinden biri diğerinin zıttı kesinlikle sıfır. P ancak P ancak P üssü. Sıfır. Çünkü bu birse bu sıfır olacak. İki bu sıfırsa bu bir. Her ikisinde de durum sıfır çıkıyor. P üssü ve sıfır, sıfır. Çünkü V bağlacında sıfır baskındı. Bu oldukça karışık gibi. Evet. P, ancak ve ancak R üssü. Bu ancak ve ancak nasıl şey yapabiliriz ki? P ancak. S'ye çevirsek oradan bir daha. Peki, yani şu anda elimde hiçbir yöntem yok. Mecburen var olan yöntemleri kullanacağım. Nedir onlar? Bir şu vardı. Bu P ise R üssü ve R üssü ise P şeklinde yazılıyordu. Bir de ise'yi mi çevireceğim şimdi? Yok, şu anda bunu anladık mı? Burada evet, sıkıntı evet. Var mı? Ve R ve P. P. Bunu şey yapmıyorum çünkü R ve P'yi ya da parantez içerisinde de yazabilirim, yazmayabilirim de. Her ikisi de V olduğu için önemli değil. Şimdi bir daha söyle az öncekini lütfen. İse'yi de mi şimdi çevireceğiz? Evet, ise'yi de çünkü burada işlem yapabilmem için veya'ya çevirmem gerekiyor. Söyle Nagihan. P üssü veya R üssü. Harikasın. Ve? R veya P üssü. Şey P pardon. Ve? R ve P. P. Şimdi bir şeyler oluştu. Ama hala bir dağılma özelliği falan yapamıyorum. Doğru mu? Evet. Şimdi bu ve parantezi kaldıramam. Veya var çünkü. Dağılma özelliği gerekecek, karışacak. Ama P üssü ve R üssü. De Morgan, De Morgan. Ben bunu V'ye çevirsem dışarıya şöyle gelir mi? Gelir. Ve. R veya P. Ve. R ve P. Nagihan. Aa burada. İkisini şu. Bunu da R ve P gibi düşünürsem. Değili var. Kendisi var. Arada da V var. Ama bu değil. Şu ikisi dikkat et. Birbirinin zıttı. R ve P. R ve P'nin değili. Öyle değil mi? Bunda veya var pardon, çünkü. Tamam, bunu işleme katamam. Ancak V ve yani değişme özelliği var. Şu ikisini işleme alırsam eğer ben. Sıfır. Biri diğerinin değili değil mi? Evet. O zaman sıfır mı çıkar? Ve R veya P. Buranın hiçbir önemi yok. Sıfır cevap, ve olduğu sıfır için sıfır. Diyoruz. Evet. Oldukça detaylı anlattık. Aslında gayet güzel ve mantıklı bir konudur. Ha, bu arada bu konu ve ileride göreceğiniz kümeler konusu. Biraz soyut konular sizi zorlayacak fakat bir müddet sonra hiç unutmadan kafaya yerleşecek. Yazılığınızda çıkabilecek örnekleri sorduk. Sınavlarınızda çıkabilecek örnekleri sorduk. Size tek kalan ders çalışmak. Görüşmek üzere.